gitmesi var. Burak! Burak beni, Burak! Seher, bak, ben... Sakın! Lütfen Seher. Sakın bir daha beni arama Selim, sakın! Seher... Allah aşkına. Eğer bir daha abuk sabuk laflar edersen gözünün yaşına bakmam, anladın mı? Tamam Kara, tamam. Kusura bakma, biraz abartmışım. Bilemedim bu kadar kızacağını. Hala biraz abartmışım diyor ya. Ya sabır. Bir daha uyarmam. Ne oluyor abi? Kara yine alev almış ya. Olmuyor işte, olmuyor. Ne yapsam, ne etsem yapamadı. Hep elimi yüzüme bulaştırdım ya. Ama hep bir umutsuzluk, hep bir umutsuzluk abi ya. Abi, bu yol olmuyorsa başka bir yol deneriz. Yok yok, başka yol yok. Kiraz ne dediyse bütün yolları yaptım. Sportif takıldım, karizmatik takıldım. Ama olmuyor işte, başka ne yol olabilir ki? Cesaret! İşte bu abi ya, işte bu! Kiraz, Kara gözünü daldan budaktan savunmayan cesur erkekleri çok seviyor dedi. Kahramanlığını göster, kahramanlığını! İbrahim'sin sen ya, İbrahim, kendine gel! Evet! Ama nasıl? İyi geceler. İyi geceler. Yemek nasıl geçti? Erken döndün. İyi. İyi geçti. Müsaadenle ben odama gideyim. İyi görünmüyorsun. Bir şey mi oldu? Yok. Yok bir şey. Başım ağrıdı biraz. Yoruldum herhalde, ondandır. Dinlenirsem geçer. Emin misin? Gözlerin kızarmış. Bir şeye mi üzüldün? Hocam, teyze. Bir tane. Sen uyumadın mı hala? Uyuyamıyorum. Gözümü kapattım. Sıkı sıkı yine uyuyamadım. Ben yatırayım mı? Sen ister misin? Hı hı, isterim. Hadi gel. Amca sen de gel. Hadi bakalım ateş parçası. Yaman'ın öfkesini gözlerimle görüyor gibiyim. Diğer delillerle birlikte bu fotoğrafları da görünce Seher'e acımaya bile başladım. Ne hali varsa görsün. Daha da beter olsun. Onun o perişan halini görmek için sabırsızlanıyorum.
Çok iyi iş çıkarmışsın, bravo. Ne istediyseniz her şeyi yaptım. Orası belli, fotoğrafları gördüm. Gerçekten sevgili gibi görünüyorsunuz. Rolünü çok iyi oynamışsın. Çünkü ben rolü yapmadım. Ama Seher, o çok kızdı bana. Onu sonsuza kadar kaybettim. Hiç merak etme. Yaman'ın hışmına uğradığında ilk arayacağı sen olacaksın. Koşa koşa gelecek sana. Ama şimdi birazcık sabır. Sen üstüne düşeni yaptın. Bundan sonrası için benden haber bekle. Görüşürüz. Güzel güzel uyu artık teyzeciğim. İyi geceler. Masal? Amca dev masalını anlatır mısın bana? Ama yenisinden. Dev yalnız değil artık değil mi? Prenses var, küçük çocuk var yanında. Evet. Haklısın. O yalnız değil artık. Kalbiyle savaştı değil mi amca? Sonra ne olmuş peki? Sonra... Dev hayatı boyunca yalnız yaşadığı için prenses gelince ne yapacağını, nasıl davranacağını, nasıl konuşacağını bilemez olmuş. Ama neden? Korkmuş mu yoksa prensessen? Belki de. Bildiğimiz korkulardan değilmiş. Kırıp dökmeden yaşamayı öğrenmesi gerekiyormuş. Aile olmuşlar mı peki amca? Evet. Hem de çok güzel bir aile olmuşlar ateş parçası. Hep mutlu olacaklar mı? Canavarlar, kötü adamlar onları ayırmayacak değil mi? Evet. Çok mutlu olacaklar. Çok mutlu. Geldim aklına bir şey. Ne yapacaksın kahramanlık için? Ne bileyim ben? Zaten kahraman nasıl olur bilmiyorum ki zaten.
Bugüne kadar yaptığım tek kahramanlık anam oturuşu. Ondan sonra açmaktı. Ne olacak peki? Ne iyisi. Kolay mı karanın kahramanı olmak? Bir de bu bilgisayar başında. Yazıcı tamir ederekten kahraman olamam ki ben. Kara, bu şüpheli sende. Sadece takiptesin. Adamları kaçırmamamız lazım. Hayalet ol, sakın izini belli etme. Komiserim, ben de karayla gidebilir miyim? Sen de mi? Evet, ben komiserim. Adamın teknik takibini ben yaptım ya. Ben herkesin daha iyi tanırım onu. Hem karaya da yardımım olur. İyi, peki bakalım. Ama dikkatli olacaksın. Sahada tecrübeli olan kara. Onun sözünden dışarı çıkmak yok. Anladın mı bu? Baş üstüne komiserim. Merak etme. Sadece enformasyon ayağıyım ben. Ha, bu arada kara, o üniformayı artık çıkarabilirsin. Operasyon içinse zaten değiştirecektim. Yok, sadece operasyon için değil. Küçük bir görev tazimi düzenlettim senin için. Artık sivil mi çalışacağım yani? Sağ olun komiserim. İyi, hadi kolay gelsin. Dev hayatı boyunca yalnız yaşadığı için prenses gelince ne yapacağını, nasıl davranacağını, nasıl konuşacağını bilemez olmuş. Kahve getirdim sana. Sevdiğin gibi şekersiz. Sağ ol Neslihan. Yarın büyük gün. Gözümü kırpmadım, inanır mısın? Sen uyuyabildin mi? Gelinliğinde problem yoktur inşallah. Var mı? Varsa da hallederiz gerçi. Ay, saçını nasıl yaptıracaksın? Tabii bir de makyaj var. Provadaki gibi mi olacak? Yoksa fikrin değişti mi? Yani ben... Ne? Bir şey mi unuttun yoksa? Ay, acaba bir kere daha mı prova alsak her şeyi? Eksik yedik varsa tamamlamak için son günümüz sonuçta. Sen kahveni soğutma. Bence saçlarını açık kullan yarın için. Dalgaları çok güzel. Peri gibi olursun bence. Ya içim kıpır kıpır benim. Yarın olunca her şey bambaşka olacak. Düşünsene. Yaman kırımlıyla dünya evine gireceksin. Peri masalı gibi. İtiraf et. Sen de çok heyecanlısın değil mi? Sen gelene kadar hiç heyecanlı değildim ama senin heyecanın bana da geçti Neslihan. Baksana elim ayağım titriyor. Tamam. Sen şimdi işlerin eksiklerine konsantre ol. Heyecan yok. Anlaşıldı mı? Rahat olacağız. Ben bugün Yusuf'la ilgileneceğim. Sen de rahat rahat eksiklerine bakarsın. Gidiyorum ben. Bir şey istersen söyle bana. Ben de bir... Sen paniklettin beni de. Akıl mı kaldı ki? Burada mısın? Thank you.
Sen miydin? Çok özür dilerim. Şey, ben tişört almaya geldim de hemen gidiyordum şimdi. Özür dilerim, ben duşta olduğunu bilmiyordum. Gözünü kapamana gerek yok. Yok, tişört aldım zaten, ben gidiyorum, merak etme. İyi misin? İyiyim. Hafif çarptım. Aç artık gözlerini. Yo. Şey yapma, ittim. Elinde tuttuğum benim tişörtüm ama. Giy istersen tabii, büyük demezsen. Şey, bir an öyle alınca ben fark etmemişim tabii. Aynı renk. Ben su sesi gelince sandım ki... Yüzümü yıkıyordum. Yatağın üzerinde de kıyafetleri görünce... Kahve mi döküldü? Yandın mı? Yok, iyiyim. Şey, bir an elimden kaydı. Şey, fincan. Rahatla artık. Her şey yoluna girecek. Liste tamam değil mi? Evet. Kaç kere üstünden geçtim ama... işte yine de içimdeki telaşa engel olamıyorum. Ben gideyim en iyisi. Tişörtümü giymek istediğine emin misin? Pardon, hepsi telaştan işte. Seviyorum. Ben de. Çok az kaldı Seher. Birlikte olmamıza, istediğimiz her şeyin olmasına bir adım kaldı sadece. Nasıl geçecek bu süre? Sensiz nasıl dayanacağım? Seni bir dakika bile görmesem özlüyorum. Ne söz verdik? Bak, geleceğimiz için paralara ihtiyacımız var bizim. Resmen tek tek cımbızla seçmişler. Alo ablacığım. Şu an elimde ne tutuyorum biliyor musun? Seher Varoş'unun ölüm fermanını. Her şey tamam değil mi? Bir eksik gedik yok. Yok. Banka hesapları, mektuplar, ses kaydı, fotoğraflar. Hepsi şu anda elimin altında. Ses kaydı o kadar mükemmel olmuş ki... Dinleyen Seher'in bir servet avcısı olduğunu hemen anlar. Güzel. Şimdi bu dosyayı hazırlayan adamı arayacaksın. Elindeki tüm dokümanları, kopyaları silmelerini söyleyeceksin. Bu bizim elimizdeki tek kopya olacak. Eğer Yaman geriye doğru bir iz sürmeye kalkarsa... herhangi bir komplo olduğu anlaşılmamalı. Tamam. Yarın Seher'in hikayesi bitiyor ve bizim hikayemiz başlıyor. Neden bu akşam vermiyoruz ki? Niye yarını bekliyoruz? Çünkü birine cehennemi yaşatmak istiyorsan... önce cennette gibi hissettirmelisin. Ne kadar yükseğe çıkarırsak... düşüşleri de o kadar sert olur. Seher, hele o gelinliği bir giysin. O tüller tenine bir değsin. Yaman onu damatlığıyla büyülesin. Konuklar bir peri masalındaymış gibi onlara hayran hayran bakarken bam! Herkesin gözü önünde Seher de Yaman da en büyük düşüşlerini yaşasınlar. Ve sonra o peri masalı tuzla buz olsun.
Günaydın. Müsaitseniz Nadir Hanım sizinle görüşmek istiyor. Nadir anne, gergin görünüyorsun. İyi misin? Her şey yolunda mı? Hem de hiç olmadığım kadar iyiyim kızım. Yarın ikiniz için de büyük bir gün. Nadir anne, biliyorsun. Biliyorum kızım. Biliyorum da madem ki alnın o duvağa değecek, her şey usulünce olmalı. Telaşım bu yüzden. Oğlum, biliyorsun. Seher benim emanetim. Anneciği sanki göçüp gideceğini biliyormuş gibi uzun uzun konuştu benimle daha o karnındayken. Vasiyeti var bana. Atacağı her adımda yanında olacağıma söz verdim. O yüzden her şeyin usulüne uygun olmasını istiyorum. Nadir anne, biliyorsun bu evlilik formalite. Varsın öyle olsun. Seni gelin evinden çıkarmak istiyorum kızım. Telinle, duanla. Siz nasıl isterseniz öyle yapacağız. Biliyorsunuz benim evimde su baskınının izleri var hala. Biz böyle kendi aramızda konuştuk da Sultan Hanımların evinden çıksa diye düşünüyoruz. Tabii sizin için de uygunsa. Siz bizim büyüğümüzsünüz. Ne derseniz o. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa bana söylemeniz yeter. Başka hiçbir şey istemem. Kızım benim kanatlarımın altından telli duvakla gelin çıksın da her şeyin hayırlısı olacak inşallah. Adamları uzun zamandır takip ediyorum. Telefon sinyalleri hep buraya gösteriyor. Aynı saatte geliyor, uzun uzun kalıyor. Kesin içeride boyunlar tünüyor. Tesadüfen uğradığı bir yer değil bura. Haklı olabilirsin. Büyük ihtimalle öyle ama tabii şu an içeride neler döndüğünü bilemeyeceğiz. Aslında bilebiliriz. Hatta yanında kimlerin olduğunu, ne konuştuklarını bile öğrenebiliriz. Ben tehlikeyi göze alacağım ve adamları kıskıvrak yakalayacağız. Dur saçmalama, ne yapıyorsun? Bütün operasyonu mahvedeceksin. Komiserim sadece takip etmemizi istedi. Başımıza iş açma. Ama bazı zamanlarda da inisiyatif almamız gerekiyor. Hem düşünsene bak, kelepçeye taktığımızda komiserim ne kadar mutlu olacak. En ufak bir hatada adamlar takip edildiğini anlar. Bir çuval inciri berbat edeceksin. O zaman komiserim ne diyecek acaba? Ama benim daha iyi bir planım var. Ters köşe baskını mı? Hayır, kahve. Burada epey bekleyeceğiz. Gözümüzü dört açmamız lazım. Ama... Bir operasyon olmazsa olmazıdır. Hadi İbo, ben gidemiyorum adamlar çıkabilir diye. Ben de yardım edeyim mi sana? Yeni ev resimler nerede? Senin yeni ev resimleri soruyorsan Yaman Bey'in odasında. Sen burada kalmayacaksın ya yarından itibaren. O yüzden.
Yarın gelince her şey bambaşka olacak bu konakta. Yaman Bey ile evleneceğin için o kadar mutluyum ki. Bu konak seninle aşıldadı Seher. Ay çok özür dilerim. Bir an tutamadım kendimi öyle. Hazırlayın yenge. Evet evet. Zuhal de tam gelmek üzere. Yusuf'un teyzesi bundan sonra yan odada kalacak. Misin? Aşağı inmişsindir diye düşündüm. İyiyim. Bir an odayı böyle görünce... ne çok şey yaşandı şu kısacık zamanda diye düşünüyordum. Doğru. Çok şey yaşandı. Hazır mısın? Hı hı. Bu gece konakta olmayacağım teyzeciğim. Nadire anneme gideceğim. Beni de götür. Teyzeciğim. Bu seferlik tek gitmem lazım. Hem amcam burada yanında.
Geleceksin ama değil mi? Geleceğim tabii ki. Merak etme ateş parçası. Teyzeni yarın getireceğim. Ve bundan sonra hiç ayrılmayacaksınız. Görüşürüz bir tane. Görüşürüz. İbo nasılsın? Dün pek iyi değil gibiydin. Yani gergin gibiydin biraz. Bir şey mi oldu? Kararla mı ilgili? Vallahi dediğin her şeyi yaptım. Ama işe yaramadı. Yani şimdiye kadar işler yolunda gitmedi. Bakalım neler olacak. Acaba çok zorlamasam mı İbo? Yani sonuçta iş arkadaşısınız. Aranız bozulmasın durduk yere. Durduk yere de ya. Ben aşığım Kara'ya. Kara'yı etkilemenin bir yolunu bulacağım. Hem de senin dediğin gibi. Kara'nın kahramanı olmak için elimde bulunmaz bir fırsat var. Ne? Ne kahramanı? Kara'yla bir şüphelinin peşindeyiz. Şu ana kadar sakin geçti ama gerekirse koşun önüne atlayıp Kara'yı etkilemenin bir yolunu bulacağım. İbo dur, ben kahraman dediysem o kadar da değil. Ya sen merak etme, ben halledeceğim. Bir şey istersen. Yusuf korkacak olursa hemen ararsın. Telefonum yanımda. Bir şey olursa... Merak etme. Ben yatıracağım Yusuf'u. Anlattığın o dev masanla bayılıyor. Dün ne kadar heyecanlandı. Sen de bir şey diyecektin. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden ver. Saat kaç olursa olsun. Ben gideyim artık. Ben aldım bavulu. Sen in. Şimal Yıldızı. Belli ki birilerinin acilen pusulaya ihtiyacı var. Çok önemli zamanlarda gündüzleri bile çıkar derler bu yıldız için. Belki de bize rehber olmak için belirmiştir erkenden. Yarın için. Zahmet oldu sana da. Bu arada Nadire annemin aklındaki fikirden benim de haberim yoktu. Neredeyse gerçek bir nikahtan farkı kalmayacak.
Neredeyse. Görüşürüz. Bak. Aslında gerçek bizim için hoş geldiniz. Girsenize. Yok. Gideyim ben. Sağ ol. Hadi içeri girelim. Hava soğudu zaten. Hem gelin kızımızı üşütürsek damat bey kızar bize. Ya canım acıyor. Ne yapıyorsun İbo ya? Çıkar şu kelepçeyi. İyi misin canım? Canım mı? Ama karı. Saçmalama, çıkar diyorum İbo. Ya yeğenin mi tutuklayacaksın? Yeğenin mi? Ama sana öyle vurduğunu görünce. Ya çocuk karate dersinde öğrendiği hareketleri gösteriyordu bana. Tabii sen üstüne atlayıp pert edene kadar. En son çocukken böyle görmüştüm ya ama. Dudağının üstü yukarı kalkmış. İçin dışına yansımış böyle. Seher. Seher senin elin kolun olmuş Yaman. O mutlu etti seni. Bizim yapamadığımızı, benim yapamadığımı yaptı. Kendine haksızlık etme abi. Abiyim ben. Görürüm. Görürüm ben Yaman. Ben merhem olamadım çocukken açılan o yaraya. Ama Seher geldi sonra.
İşte baksana. Dudağının üstü kıvrılmış. İnsan anlıyor bakınca Yaman. Anlıyor. Seher yaptı. Yaman Kırımlı artık bambaşka bir adam oldu. Seher yaptı bunu. O huzuru getirdi sana Yaman. Huzuru. Aslında kalbinde burada değil. Hani insan bir sevdiğinden bir de ailesinden uzak kalırsa her yarana gurbet olurmuş ya. Seninki de öyle işte. Yusuf kaldı bana aile dediğim herkesten. İnsanın en çok böyle anlarda anneye babaya ihtiyacı oluyormuş. Onu anladım. Yarası hep kalıyormuş. Şurada. Yaman sen de o eksiği kapatmış besbelli. Siz birbirinize çok iyi gelmişsiniz Seher. Nasıl anladın bunu Kiraz? Seni bırakırken ayakları geri geri gitti, görmedin mi? Bırakamadı seni buraya. Ben eşyalarımı yerleştireyim. Hayır, hayır. Sen bugün yorulmayacaksın. Yarın gelin oluyorsun. Seher. Beni bir kız kardeşin say olur mu? Bir gelin nasıl çıkarsa, annesi onu nasıl uğurlarsa, biz de seni öyle çıkaracağız buradan. Her şeyini tamam edeceğiz. Tabii ben de öyle görünce tehlikeli zannettim. Nereden bileyim yeğenine karate öğrettiğini? En çok da bakışı canım yoktu. Üzgünüm abi. Sen baya baya elini yüzüne bulaştırmışsın. Sağ ol ya. Ne güzel moral veriyorsun kirpi. Benim anlamadığım bir şey var ama. Benim bildiğim kara. Senin oğlunun yüzünde oturdu. Hiç mi bir şey demedi abi bu kız? Hayır, demedi. İşte canı sıkan da o işte. Ağzını bile açmadı. Ay ay. Ne diyeyim abi? İyi adam. Ne diyor lan? Sen saçın başını yollarım ha. Kiraz. Seher kızım, salona gel. Mum yaktık biz. Nadir anne, sen ne zaman geldin? Nadir anne. Siz... Seni böyle kınasız gelin edeceğimi mi düşündün yoksa? İki ayağımız bir papuca girdi biraz ama Kiraz kızım sağ olsun. Hep beraber çarçabuk hazır ettik her şeyi. Hiç
belli etmedin Neslihan, aşk olsun. Sana da Kiraz. Kıskınası biraz sürprizli olurmuş. Kele bırakın boş muhabbeti de hazır edin gelini. Diyeldiniz kaldınız burada. Hadi kızdırmayalım Sultan Alay'ı daha fazla. Kiraz sen dur kızım. Ben kendi elceğizimle hazırlarım kızımı kınaya. Nadir anne, biliyorsun bu evlilik... Dilin değil, gözyaşların konuşacak bu akşam kızım. Gelin olacaksın. Evliliğin kutlu, mutlu, uğurlu olsun diye yakılacak bu kına. Hadi. Yarın yeni bir hayat başlıyor önünde. Formalite baba biliyorsun. Kağıt üstünde sadece. O duyması gereken kulaklar için de... asıl burası ne diyor? Bunu ben biliyorum. Sen de biliyorsun. Ama... Seher'in de bilmesine izin ver evlat. Sen sana yakışanı, yapman gerekeni yap. Onun tırnağı acısa senin canın yansın. Üzme, adil ol, koru onu. Ne olursa olsun Seher'e sahip çık. Bismillah. Gelin elini açmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım, bu bahçeler senin mi? İçinde gezen yarın mı? Yarın ayrılık günün mü? Kınan bol olsun gelinim. Anası, kızın anası. Elinde mumlar yanası. Yakınıyor gelinin gınası. İşte budur bunun edası. Kınan hayırlı olsun kızım. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim.
uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim.